Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de rasyonel ifadelere dair sorularımızı ve sorularımızın çözümlerine bakacağız. İlk sorumuzdan başlayalım o halde. Bakalım birinci soruda ne var arkadaşlar? Görüldüğü gibi bir ifade var ve bu işlemin sonucunu bizden istiyor. Yazalım öncelikle. İlk sorumuz ne demiş? X kare eksi 4x eksi 5 bölü x kare eksi 1 eksi eksi 4 bölü x eksi 1. Öncelikle bizim bu işlemi yapabilmemiz için normalde ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Bakın bir çıkarma işlemi. O zaman elbette ki paydaların eşit olması gerekiyor. Pekala ben normalde payda eşitlemeye gidebilirim. Fakat ne yapacağım öncelikle? Bakalım ben acaba şurada bir sadeleştirme işlemi yapabilir miyim? İşlemleri uzun uzun yapayım. Bir ortak parantezi alayım ya da hani ortak parantez varsa ya da özdeşliğin açılımına bakayım. Bir bakın burada bir iki kare farkı var mesela. Ya da ortak çarpanlarını ayırayım. Bu tarz işlemleri bir deneyeyim. Bakalım ona göre işlemler var mı acaba sadeleşen? Daha sonra da sadeleştirmeler varsa sadeleştirmeleri yapayım ve işlemlerime devam edeyim. Benim her zaman yapacağım şey ne olacak arkadaşlar? Hani uzun uzadıya değil de öncelikle sadeleştirmeler varsa onları yapmak, daha sonra işlemin kendi haline devam etmek olacak. Pekala öncelikle x kare eksi 4x eksi 5 ifadesini biz bir çarpanlarına ayıralım. Normalde nasıl ayırıyorduk çarpanlarına? Şu eksi 5 ifadesi öyle iki tane tam sayı var ki bu iki tam sayının çarpımı eksi 4 ifadesi de bu iki tam sayının elbette ki toplamı olacak. Şimdi baktığım zaman çarpımları eksi, toplamları da eksi olacak. Bir kere çarpımları eksi ise bu sayılardan birinin pozitif, diğerinde negatif olması gerekiyor. Topladığımız zaman da eksi çıkıyorsa eğer arkadaşlar, demek ki büyük olan negatif olacakmış. Bu tarz işlemleri artık rahatlıkla yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü bundan önce hatırladığınız gibi özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusunu tam olarak halledebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyledik. Pekala ne olabilir bu iki sayı? Eksi 5 ile artı 1 olabilir mi mesela? Bakın çarptığımız zaman eksi 5'i veriyor. Topladığımız zaman da bize neyi veriyor? Bakın eksi 4'ü veriyor. Tamam o zaman benim sayılarım eksi 5'e artı 1. Pekala nasıl gruplandırıyordum? X eksi 5 çarpı x artı 1. Bu şekilde gruplandırdık. Geldik pay kısmına, yerine yazdık. X eksi 5 çarpı x artı 1 bölü. Geldim şimdi ne dedik arkadaşlar burada? X kare eksi 1 var. Bu 2 kare farkına benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın iki terimin karesinin farkı x kare eksi 1'in karesi zaten bu. Pekala ben böyle olduğunda ne yapıyordum elbette ki? 2 terimin farkı çarpı 2 terimin toplamı şeklinde yazıyordum. Geldim o halde onu da açtım. X eksi 1 çarpı x artı 1 eksi devam ediyorum. Bu arada her zaman işaretlere dikkat ediyoruz dedik. Bakın yaptığımız sürekli adım adım ilerlemek. İşaretlere de dikkat ettiğim zaman neyi biliyordum? İkisinde de eksi olduğu zaman birbirlerini artı yapıyordu. O zaman ben buraya artı derim. Parantez açarım gene. 4 bölü x eksi 1'i yazarım. Şimdi baktığım zaman benim pay kısmımda da x artı 1 var. Payda kısmında da x artı 1 var. Çarpan olarak. Çarpan olduğu için ben bunları sadeleştirebilirim. Bakın ne yaptım? Sadeleştirdim. Pekala devamını yazıyorum. Ya böyle düşünürüz ya da x artı 1'i x artı 1'e böldük 1. X artı 1'de x artı 1'e böldük 1 deriz. X eksi 5 çarpı 1'den x eksi 5 bölü x eksi 1. Artı 4 bölü x eksi 1. Bakın paydalar eşit. O zaman yukarıdaki ifadeyi yazabiliyorum pay kısmına. X eksi 5 artı 4 bölü x eksi 1. Eksi 5 ile artı 4'ü topladığımız zaman eksi 1'i veriyor bana. X eksi 1 bölü x eksi 1'in de zaten ben 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bakın cevabımı ne olarak bulmuş oldum? 1 olarak bulmuş oldum. Normalde de hani ilk başta da payda eşitlemeden de gidebilirdiniz. O zaman bunu x artı 1 ile çarpmamız gerekecekti. Ama biz ne yaptık? Bakın daha kısa tuttuk adımlarımızı. Öncelikle sadeleştirmeler varsa bunları yaptık. Sadeleştirmeleri gerçekleştirerek ifadelerimizi daha basit hale, daha sade hale dönüştürdük. Daha sonra da işlemlerimize devam ettik.
Genelde uygulayacağımız yöntemde arkadaşlar hep bu şekilde olacak. Kısacası cevabımız da 1 olarak bulmuş olduk birinci soru için. İkinci sorudan devam edelim. Bakın gene bir ifade verilmiş bize ve bunun sonucunu istiyor. Gene yazılımı isterseniz. Şöyle silelim öncelikle tahtamızı. Neymiş? 16 a kare eksi 9 b'nin karesi bölü 12 b bölü a bölü 3 b artı 1 bölü 4. Şimdi gene adım adım gideceğim arkadaşlar. Pay kısmına bakıyorum. Baktığım zaman ne var burada? Gene bakın. 4'ün karesi çarpı a kare, a eksi pardon 3'ün karesi çarpı a kare değil mi? Yani sanki şu şekildedir diye düşünebilir miyim? 4 çarpı a'nın karesi bakın eksi 3 çarpı a'nın karesi. Normalde çarpmanın hani parantez olduğunda ve bir üssü ifade olduğunda içine dağıtabiliyorduk. Bakın gelmişiz dağıtmışız. Bölü derim 12 B. Doğru mu yazdım? Evet. Neden zaten? 4A'nın karesidir 16A kare. 3B'nin de karesi 9B karedir. Geldim. Yerine yazdım. Şunu da düzeltelim. Şimdi bölü diyorum. Bir kere ne var burada? Toplama işlemi var. Toplama yapabilmem için paydalarımın eşit olması gerekiyor. O zaman ben ilk rasyonel kesrimi, rasyonel ifademi 4 ile, ikincisinde paydaları eşitlemek için 3b ile çarparım. Yaptığımız zaman işlemleri 4a artı 3b bölü 4 çarpı 3b'den de 12b geldi. Devam ediyorum. Ne var gene arkadaşlar burada? Bakın 2 kare farkı var. 4a'nın karesi eksi 3b'nin karesi. 2 kare farkı olduğunda ne yapıyoruz demiştik. Tekrar söylüyorum. Bu konuları tam olarak halledebilmeniz için özdeşikler ve çarpanları ayırma konusunda arkadaşlar bitirmeniz gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yaptım. Onları hallettikten sonra lütfen bu konuyu anlamaya çalışın. Bunu da söyledik. Geldik o zaman hemen özdeşliğimizi kullanıyoruz. 2 kare farkı neydi? İkisinin farkı çarpı ikisinin toplamıydı. Geldim yazdım. Bölü 12b varmış. Bölme işlemi var. Bölmede ne oluyordu? Birincisi aynen yazılıyordu. İkincisi ters çevrilip çarpılıyordu. O zaman dedim çarpı 12b bölü 4a artı 3b. Bakıyorum pay kısmında ve payda kısmında 12b var. O zaman ne yaptım? 12b'leri sadeleştirdim. Gene bakıyorum payda kısmında 4a artı 3b var. Pay kısmında da 4a artı 3b var. Bakın aynısı. Normalde de ben ne zaman sadeleştirme yapabilirim arkadaşlar? Bu işlemi ne zaman gerçekleştirebilirim? Eğer çarpma işlemi varsa bunu her zaman söylüyordum. Unutmuyoruz. O zaman 4a artı 3b'leri de kendi aralarında sadeleştirdim. 1 kaldı. 1 kaldı. 1 zaten çarpmada etkisiz eleman olduğu için yazmadım. Ne oldu kısacası? 4a eksi 3b bölü 1'den cevabımız 4a eksi 3b'ye karşılık gelmiş oldu.